Sevgili öğrenciler, değerli zeka küp meraklıları, zeka küpü nasıl çözülür? Bu küp 3x3 bir küp. Öncelikle çok rahat dönebilen bir küp satın alın. İkincisi ise küpün tutuşu ile ilgili. Küpü sol elimizle ve işaret ve orta parmağımız şu arkadaki şu dörtlü kareyi sol baş parmağımızda öndeki dört kareyi tutacak şekilde elinize alın. Küpün üstü ve sağ tarafı rahat bir şekilde dönebilsin. Bu şekilde küpümüz sol elimizde ve sağ elimizde üstünü ve küpün sağ tarafını rahat bir şekilde hareket ediyor olsun. Bu arkadan parmaklarımız takılmasın böyle. Şimdi birinci kural, küp bu şekilde paketinden yeni çıktığında elinize alın ve aç, indir, kapat, kaldır. Bu harekete elinize alıştırın. 1, 2, 3, 4. 4 hamleden oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Aklımızda kalması için bir tekerleme gibi aç, indir, kapat, kaldır. Aç, indir, kapat, kaldır. Aç, indir, kapat, kaldır. Küp eski haline geldi. Yani bu kural 1, 2, 3, 4 4 hamle ile yapılıyor. Bunu sürekli tekrar ettiğinizde küpün şekli bozulmuyor. Şimdi küpün yapımında birinci kat, orta kat ve en üst kat, yani 3 kat var. Küp aşağıdan yukarı 1, 2, 3. 3 kat yapılarak bir ev inşa ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi küpü bir karıştıralım. İstediğiniz kadar küpü karıştırabilirsiniz. Şimdi küp karışınca hangi yüz acaba hangi renk olacaktı diye aklınıza gelebilir. Küpün dönmeyen, bakın, hareket etmeyen tek parçası o yüzdeki orta karedir. Bu beyazı asla hareket ettiremezsiniz. Hep onun yanındakiler hareket eder. Ama bakın, beyaz hep yerinde kalıyor. Mesela bu yüzde ortada turuncu var. Turuncuyu hareket ettiremezsiniz. O dönmeyen o yüzün hangi renk olacağını bize buradan bakarak anlayacağız. Bize söylüyor aslında. Turuncu ise bu yüz turuncu. Beyaz ise bu yüz tamamen beyaz. Mavi. Burası tamamen mavi olacak. Ezberlemenize gerek yok. Yani yeşilin karşısında mavi, işte kırmızının karşısında turuncu, beyazın karşısında sarı. Kendinize bir renk belirleyin. Bu beyaz olabilir. Ve ben beyazdan başlayacağım diyebilirsiniz. Mavi de olabilir, kırmızı da olabilir. Beyaz daha çok dikkat çekici olduğu için beyaza alışırsanız sizin için daha rahat olur. Şimdi beyazın yanındaki temas ettiği kareler beyaz olacak şekilde bir artı yapacağız. Bir beyaz artı oluşturacağız. Şimdi bunun içinde acaba diğer beyazlar nerede? Bu köşelerle işimiz yok. Bu köşedeki beyazlar daha sonra. Şimdi bakıyoruz. Hemen kenarında bir mavi beyaz var. Bunu acaba buraya nasıl alabiliriz? Önce aşağı indirelim. Sonra burayı çevirdiğimiz zaman
Bakın hemen oraya gelmiş oldu. Bakın burada yine bir beyaz ve kırmızı var. Bu beyazı önce aşağıya, sonra yukarı çevirdiğimiz zaman bakın artımızın bir iki kulağı oluştu. Bakın burada yine aynı şekilde böyle denk geldi. Bir turuncu ve beyaz var. Son olarak şu yeşilin beyaz olması lazım. Şimdi bakalım nerede? Alt tarafta. Bakın şu şekilde çeviriyoruz. Önce yukarı çıkarıyorum. Sonra yerine getiriyorum. Bu bozulmuştu. Bunu da yerine getirdik. Şu an beyaz artımız oluştu mu? Oluştu. Ama burada bir orta renkle bu beyazın kulakları, devamı olan yerlerin uyumlu olması lazım. Bakın burası turuncu, buranın turuncu olması lazım. Turuncuyu getirelim buraya. Bakalım mavi uydu. Kırmızı da uydu. Yeşil uydu. Şimdi her zaman böyle denk gelmez. Bunun bir kuralı var. Denk gelmediği zaman nasıl olur? Onu ben size anlatayım. Sağ tarafı yukarı kaldırıp sola bir tur döndürüyoruz. Sağ tarafı indiriyoruz. Sola tekrar bir tur çeviriyoruz. Sağ tarafı tekrar kaldırıp bu sefer iki kez çeviriyoruz. Ve aşağıya indiriyoruz. Şimdi az önceki yaptığımızda aslında ne yaptık? Biz bozduk. İki tane mavi denk geldi. Kırmızılar denk geldi. Ama gördüğünüz gibi bu yeşil ile turuncular denk gelmedi. Bu durumda ne yapacağız? Denk gelen iki kısmı arka tarafta görmüyoruz onları. Bu denk gelmeyen bu iki kısmı da görece şekilde tutuyoruz. Ve hamlemiz şu şekilde. Üst taraf hep sola gidiyor. Önce sağa kaldır. Sola çevir. Geri getir. Tekrar çevir. Sağ kaldır. İki kez çevir ve beyaz artıyı oluşturduk. Yani sağ tarafı yerine getirdik. Şimdi yine bozukmuş gibi gözükebilir. Turuncuyu turuncuya getirdiğiniz zaman yeşiller, kırmızı ve mavi oluşmuş olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra burası buraya kadar en zor kısım gibi görünebilir. Aslında en kolay kısım. Az önceki ilk öğrendiğimiz kuralımız vardı. Neydi o? Onu hatırlayalım. Aç, indir, kapat, kaldır. Bunu uygulayarak bu köşeleri yerlerine getireceğiz. Şimdi bu yüzü, artı yaptığımız beyaz yüzü şöyle sola çevirelim. Ve başlayalım. Şimdi bakın bu köşe buraya denk gelmiş. Nasıl anlıyoruz? Yeşil, turuncu, beyaz. Yeşil, turuncu, beyaz. Bu köşenin yeşil, turuncu ve beyaz olması lazım. Şimdi az önceki uyguladığımız yöntemi aç, indir, kapat, kaldır. Aç, indir, kapat, kaldır. Bakın küp bu köşesi yerine oturdu. Küpün bu köşesi yerine oturdu. Şimdi bakıyoruz. Kırmızı, yeşil ve beyaz. Bunu ilgili köşeye götürüyoruz. Nasıl anlıyoruz? Yeşil, kırmızı, burası zaten beyaz. Yeşil ile kırmızının olduğu yere getirdik. Yine aç, indir, kapat, kaldır. Bakın küp bu köşe ne yaptı? Yerine oturdu. Bunların daha kısa yolları var. O da şöyle. Bunu da yapalım önce. Aç, kapat, kaldır yöntemiyle. Evet. Bakın
hemen bir hamlede yerine geldi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 çok önemli. Yani bu köşeler yaparken 4'ün üstünü çevirmeyebilirsiniz. Çok önemli değil yerine geldikten sonra. Mesela şu şekilde yaptınız. Yani şunu tekrar çevirmenize gerek yok. Ama daha sonraki sarı yüzü yaparken bu 1, 2, 3, 4'ü tamamlamanız çok önemli. Şimdi burada bir kısa yol gösterelim. Bu ikiliyi çekip tersten götürdüğünüz zaman hemen üçlü olup çekebilirsiniz. Yani bu hamleyi bu şekilde uzun yoldan bu vakit kaydettirir size. Bu şekilde yapmak yerine üstten çekip üçlü yaparak yerine gönderebilirsiniz. Bu kısa olandır. Vakit kazandırır ki 4 köşenin yapımında yani 5 saniye kazansanız 20 saniye en az 4 köşenin yapımında kazanırsınız. Tekrar gösterelim onu. Köşeyi altına getirdiniz. Buradan başlarsanız vakit kaybedersiniz. 1, 2, 3, 4 hamlesini yaparak. Ama bu köşeyi buraya değil de bir sonrakine getirirseniz buradaki iki parçayı çektik beyazı götürdük 3 oldu gerine gönderdik. Bu şekilde yaparsanız ise size vakit kazandırır. Şimdi küp kat kat yapılıyor. Bu şekilde önce birinci katını yapmış olduk. Şimdi ikinci katın yani mavi bu iki sağ solun mavi olması lazım. Turuncunun da sağ solu turuncu. Yeşilin de sağ ve solu yeşil. Kırmızının da bu şekilde ikinci katı yapılacak. Bunun için ise ikinci katta kullanacağımız bir hamlemiz var. Kuralımız var. Nedir o? Şimdi bakın. Mavi. Buranın mavi olması gerekiyor. Bakıyoruz mavi olan var mı? Yok. Demek ki köşelerde bir yerlerde kalmış. Bakalım turuncu. Turuncu olan var mı? Var. Olmaya da bilirdi. Biz kendimiz zaten turuncu var. Başka da denk gelen yok. Şimdi mavi kırmızı bu köşede kalmış. Yanlış yerine duruyor. İşte mavi turuncu yanlış yere duruyor. Kırmızı yeşil yanlış yere duruyor. Bunların düzelmesi gerekiyor. Şimdi turuncuyu getirdik, üçlü yaptık. İki aşamalı anlatacağım ben size bunu. Bu şekilde üçlü yaptıktan sonra ne tarafa gitmesi gerekiyor? Bakalım. Turuncunun buraya, yeşilin de buraya gelmesi lazım. Yani şuraya gelmesi lazım. Gitmesi gereken kenarın tersine yani sola gidecekti. Sağa çektik. Şimdi hamlemiz şu şekilde. Sağa çektikten sonra bu alt taraftan yani gelmesi gereken taraftan bir beyaz üçlüyü çıkardık. Üst tarafı bozduk. Bu iki beyazı kaybettik. Hala bir beyaz gözüküyor burada. Onu da kaybettik. Şimdi bakın bu köşeyi artık ne yapıyoruz? Sağımıza alacak şekilde püf nokta burası. Küpümüzü şöyle çeviriyoruz. Ve yine bakın gelmesi gereken köşeyi, kenarı burayı kullanıyorum. Oradan bir ikili getiriyoruz. Bakın beyaz da buradaydı. Çektik. Üçlüyü yerine yolladık. Bakın o artık burada. Bunu elinize alıştırmanız lazım. Şimdi bakın burada yanlış bir kenar var. Aynı yöntemle bunu buradan çıkarıyoruz. Üçlüyü açtım. Üstten kaybettim birliği. Bir tanesini beyazın. Bu iki beyazı da kaybettim. Hala gözüküyor. Onu da kaybettim. Ve bu şekilde ne yaptım? Bu yüze. Bakın bu değil de hemen buradaki yüze. Yani şu kaybolan tarafa
onu görmeye çalışmak gibi sanki çevirdim. Buradan hemen gelmesi gereken taraftan ikiliyi çıkardım. Hemen anahtar kilit gibi üçlü yaptım. Aşağıya indirdim. Bakın görüldüğü gibi buradaki parçamız çıktı. Tabii parçamız çıktı derken aslında şuradaki getirdiğimiz parçayı buraya koymuş olduk. Aynı yöntem. Şimdi bakalım. Kırmızı var. Bu ikisini birlikte çevirelim. Üçlü kırmızı oldu. Kırmızı mavi. Buraya gelmesi lazım. Hemen ne yapıyoruz? Sola gelecekse üstü sağa çekiyoruz. Bir beyaz üçlü soldan kaldırdık yukarı. Teklisini kaybettik. Bu ikiyi de kaybettik. Burayı da kaybettik. Evet. O yerine geldi. Bakalım. Kırmızı var. Üçlü yaptık. Bakın bu sefer sağ tarafa gelmesi gerekiyor. O zaman sola yolluyoruz. Üst sola. Gelmesi gereken taraftan üçlü beyaz. Tekliyi kaybet. İkiliyi de kaybet. Bu tekliyi de kaybet. Küpün o teklisinin gittiği tarafa küpü çevir. Soldan bir ikili beyaz geldi. Bakın anahtar kilit uyumu şeklinde. Üçlü yaptık. İndirdik aşağıya. Şimdi bakalım turuncu. Üç tane turuncumuz var. Yine sağ tarafa gelmesi gerekiyor. Üstü sola çevir. Bir üçlü çıkardık. Bu taraftan. Gelmesi gereken taraftan. Üstü gönder. İkiliyi kaybet. Tekrar bunu gönder. Onun gittiği tarafa küpü çevir. Bakın buradan hemen anahtar kilit. İkili geldi. Üçlü yaptık. İndirdik. Bakın buraya kadar öğrendiğimiz 3 tane kuralla 3 tane kuralla küpün 2 katını yapabiliyoruz. Şimdi size 3. kat nasıl yapılır? Bunu buradan başlayalım. Bunu anlatalım. Şimdi burada uyumsuz olan kenarlarımız var. Köşelerimiz var. Yani karman çorman burası. Şimdi öncelikle bu üst tarafında nasıl burada bir beyaz artı yapmıştık? Bir sarı artı yapacağız. Evet. Şimdi burada nasıl gelebilir? Bakın bu köşeler hiç önemli değil. Orta, sarı, onun üstü, altı, sağı, solu şu şekilde buranın artı olması lazım. Şuraların sarı olması hiç bizim için önemli değil. Şimdi bu şekilde bir sadece iki tane temas eden iki tanesi sarı gelebilir. Bu şekilde oluşabilir küpünüz. Bu şekilde bir sadece sağ solunda bir çizgi haline denk gelebilir bu üstü. Bazen bu şekilde dördü denk gelebilir. Hatta bazen de şöyle tekli yaptık. Sadece orta, sarı kenarlarında hiç yok. Bu şekilde denk gelebilir. Biz bu şekilde olduğunu düşünelim. Sonra bunun 2 ve 3 yani ikisi orta üçlü şeklinde nasıl yapacağız? Onu anlatacağım size. Şimdi herhangi bir tarafından başlayabilirsiniz. Önemli değil. Ön tarafı yani küpümüzün ön tarafını sağ elinize alın. Şu şekilde bir sağa çeviriyoruz. Yani buradan bir beyaz üçlü geliyor. Şekilde bir hamle yaptık. Sonra buradan bir ikili beyaz getiriyoruz. Bakıyoruz. Bu üçlü, bu ikili. Sen niye fazlasın diyoruz. Bunu sol tarafa gönderdik. Gördüğünüz gibi. Sonra bu ikili tekrar geri yollayıp bu
üçlüyü düzeltip aşağı gönderdiğimiz zaman az önce sadece orta sarıydı. Şimdi onun iki kulağı temas eden iki kare de sarı. Şimdi işimiz kolay. Nasıl tutacağız şimdi artık? Şimdi bir kuralımız var. Bu şekilde temas etmeyen köşeler sarı olabilir, farklı olabilir, hiç önemli değil. Uyumlu olan, yani ortayla uyumlu olan şu ikisi diğer tarafta kalacak şekilde. Bu ikisi ise bakın sarı değil. Bizim baktığımız tarafta o şekilde tutuyoruz. Ve aynı hamleyi tekrar yapıyoruz. Bir üçlü beyaz. Sağ taraftan da ikili. Aa, bu ikili, bu üçlü. Hadi bakalım sen de ikili oluyoruz. Geri gönderiyoruz. Bunu tekrar geri çekiyoruz. Üçlü yapıyoruz. Ve bu üçlüyü tekrar aşağı indiriyoruz. Bakın bu sefer ne oldu? Bir orta sağında ve solunda bir çizgi şeklinde oluştu. Ve son aşama tekrar aynı hareketi yapıyoruz ama tutuşumuz bizimle paralel olacak şekilde. Bakın bu şekilde tutuyoruz küpümüzü. Bir üçlü getirdik. Sağdan bir ikili beyaz. Şu beyazın da ikili olsun istiyoruz. Eşit olsunlar. Geri gönder. Üçlüyü beyazı tamamla. Ve aşağı indirdiğinizde bakın üst taraf ne oldu? Sarı artımız oluştu. Şimdi artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bu yapıldıktan sonra işimiz çok kolay. Ne yapacağız? Bakın bu orta sarının uçlarını beyazlara yaptığımız gibi üçü mavi olsun, üçü turuncu olsun, üçü yeşil, üçü kırmızı. Bakın ben kendim karıştırdığımda bu şekilde denk geldi. Ama size farklı denk gelebilir. Bir bozalım onu. Evet. Mesela bu şekilde denk gelebilir. Uyumsuz bakın. Mavi turuncu üçlü uydu ama bakın buralar uymadı. Birinci katta yaptığımız hamlenin aynısını burada yapıyoruz. Neydi o hamlemiz? Sağ yukarı kaldır. Üstü bir tur çevir. Geri indir. Tekrar üstü bir tur çevir. Sağ kaldır. Bu sefer iki tur çevir. Bakın iki tur çevirdiğinizde zaten üçlü beyaz geliyor zaten. Ve aşağı indirdiğinizde kırmızıyı da yerine gönderdiğinizde bakın üçlü kırmızı, üçlü yeşil hepsi yerine geldi. Kural bu. Yani sağ yukarı kaldır, sol çevir. Geri indir, tekrar sol çevir. Yukarı kaldır, iki tur çevir. Beyaz gelesiye kadar aşağı indir. Az önceki yaptığımızı ne yaptık şu an? Bozduk. Yani 3 yeşil uyuyor. Ama kırmızı götürsek kırmızıya maviye bakın uyumsuz oldu. Turuncuyu uydursanız yeşil uymuyor. Bunlar uymuyor. Yeşili uydursanız bakın mavi kırmızı uyumsuz. Siz önce üst tarafı çevirerek kırmızı kırmızıyla mavi maviyle uyduğunda iki tane uyumsuz muhakkak oluşur. Her zaman denk gelmez. Uyan kısımlar arka tarafta. Aynen birinci katta uyguladığımız kural. Tekrar ediyoruz. Ve sağ kaldır. Sol çevir. Geri gönder. Sol çevir. Yukarı kaldır. Beyaz gerisiye kadar iki kez çeviriyoruz. Aşağı indirdiğimizde yeşili, yeşile, turuncu, turuncu, 3 mavi ve 3 kırmızı oluştu. Şimdi bundan sonra yeşil, turuncu, sarı. Yeşil, turuncu, sarı yok. Kırmızı var. Yanlış köşe. Bakıyoruz buraya. Mavi, turuncu, yeşil, sarı. Mavi, turuncu, sarı. Köşe yerinde ama karışık. Diğer köşeler bakın
ters duruyor. Ne yapacağız? Bu köşeleri kendi yerine göndereceğiz. Tutan bir köşemiz varsa eğer, onu şu şekilde sol tarafımızda, bize bakacak olan tarafta tutalım. Bu da önemli bir ayrıntı. Yoksa sürekli uyan köşelere eğer dikkat etmezsek sürekli uğraşırız. Şimdi şunu yapıyoruz. Hamle şu. Sadece burada kullandığımız bir hamle. Yani son katta bu köşeleri yaparken kullandığımız bir hamle. Sağ kaldır. Sağ çek. Sol kaldır. Sol çek. Üçlü beyaz oldu. Yerine yolla. Üçlü beyazı getir. Yerine yolla. Turuncuyu turuncuya gönder. Düzelttik. Bakın. Şimdi bakıyoruz. Acaba düzelen köşemiz var mı? Evet. Yok. Bir kez daha yapalım. Sağ kaldır. Sağ çek. Sol kaldır. Sol çek. Geri getirdik. Üçlü beyaz. Yerine yolla. Geri getir. Üçlü beyaz yap. Yerine yolla. Şimdi bakalım. Acaba köşelerimiz yerine gelmiş mi? Mavi turuncu sarı yerine gelmiş. Kırmızı mavi sarı yerine gelmiş. Yeşil kırmızı o da yerine gelmiş ama sarıların üste gelmesi lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Bazen bunun bir tane, iki tane, üç tane, dört tane bile düzgün bir şekilde bu sarılar yukarı gelecek şekilde denk geldi olabilir şansınıza. Şu an dördü de farklı. Ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz ilk kural. Aç, indir, kapat, kaldır. Bunu yapacağız. Önce bu beyazda yaptığımız gibi şu sarı artı yüzü şöyle sola gelecek şekilde çevirelim. Sonra başlıyoruz. Bu sarı şuraya gelesiye kadar aç, indir, kapat, kaldır. Bakın en son dördüncüsünü çevirin muhakkak. Yani geldikten sonra sarı yüz buraya geldikten sonra bırakmayın, tamamlayın. Yapmazsanız küp tamamen bozulur. Şimdi her şey karışmış gibi gözükebilir size. Eyvah ne yapacağız? Karıştı, her şey karıştı. Yaptığım tüm katlar gitti. Hiç bu kısma, şu alt iki kısma kesinlikle dikkat etmeyin. Birinci ve ikinci kata kesinlikle dikkat etmeyin. Bizim amacımız şu an bu yüzdeki şu sarıları yukarı getirmek. Ne yapıyoruz? Bu şekilde tutmuştuk. Köşeye getiriyoruz. Yani küpü kesinlikle bozmadan tutuşumuzu sıradaki olması gerekeni buraya getiriyoruz. Ve hamlemizle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Aç, kapa, indir, kaldır. Bunu yapıyoruz. Şimdi bakın ne oldu? Az önce bozulmuştu ama şu an hepsi yerine geldi. Yine kesinlikle sağ sol yapmadan, değiştirmeden sıradakini getiriyoruz. Aç, kapat, indir, kaldır yaptıktan sonra. Bakın yine tekrar bozulmuş gibi gözükebilir. Son köşe artık. Onu getirdik bakın. Buraya getiriyoruz. Bize bakan tarafa getiriyoruz. Ve aç, kapat, indir, kaldır yaptığımızda küpümüz bu şekilde bakın düzeldi. Şu şekilde yan yana getirdiğimizde az önceki bozuk olan küp yapılmış oldu.